Değerli basın mensupları, günaydın. Bugün gündemimizdeki en önemli konuların başında çocuğa yönelik şiddet geliyor. Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin ve cinsel saldırıların zirveye çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Bu durum Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni çocuklarımıza ve kadınlarımıza yönelik şiddet ve cinsel istismara karşı daha etkili yasal önlemler almaya zorlamalı. Oysa 4. yargı paketi çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan düzenleme ki Adalet Komisyonu'ndan geçti, değil çocuklarımızı daha iyi koruyacak, aksine korumasız hale getiren bir boyut içermektedir. Çocuğun cinsel istismarı katalog suçlar arasındadır. Ancak katalog suçlarda düzenleme ile tutuklama için somut delil olması şartı getirilmektedir. Bu diğer suçlar söz konusu olduğunda olumlu bir adım olarak görülebilir. Ancak çocuğa yönelik cinsel istismar ve saldırılarda çocuğun saldırının farkına varmasının, eylemin bir istismar eylemi olduğunu anlamasının bile zaman aldığı bilinmektedir. Hal böyleyken bu suçta somut delil aranması çocuğu koruyacak değil, saldırganı, tecavüzcüyü koruyacak bir önleme dönüşmektedir. Komisyonda yapılan bütün itirazlara rağmen düzenleme iktidarın oylarıyla geçmiştir. Değerli basın mensupları, somut deliller istismarın yapıldığı anda meydana gelen izler, ekimozlar, fiziki bulgulardır. Yargıtay'ın da çeşitli kararlarında belirttiği üzere çocuk istismara uğradığını yaşadığı travma etkisiyle sıklıkla uzun bir süre söyleyememektedir. Bu gibi durumlarda somut delil varlığı mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla tutuklama da mümkün olmayacaktır. Ayrıca cinsel istismar sadece vücutta iz bırakılan eylemlerle de gerçekleşmiyor. Bunu bu yasa tasarısını hazırlayanlar bilmedikleri için mi yoksa çok iyi bildikleri için mi koymuşlar? Üzerinde düşünülmesi ve sorulması gereken bir sorudur bu. Hatta yargı paketiyle getirilen bu somut delilin varlığı halinde katalog suçlarda tutuklama kararı verilebileceği düzenlemesine dayanarak çocuk istismarcısı bazı unsurlar, bu arada bir sözde şey, tahliye istemiştir. Değerli basın mensupları, sosyal medyada yer alan haberlere göre Sakarya Akyazı Kuzuluk kesimindeki Derya'nda 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Fatih Nurullah Takma isimli sözde tarikat şeyhi Eyüp Fatih Şaban'ın karar duruşmasındaki savunmasında şöyle söylediğini görüyoruz. Az bir ceza dahi verseniz benim idam fermanım olacağını belirtmek istiyorum. Mecliste bulunan yasa teklifinde artık somut delillere dayanmak suretiyle tutuklama mümkün olacaktır. Bu nedenle ben de tahliyemi istiyorum diyerek 4. yargı paketine daha çıkmadan sığınmıştır. Nereden alıyor bu adamlar bu haberleri? Acaba kendileri için özel düzenlemeler olduğuna mı inanıyorlar? Değerli basın mensupları, cinsel istismar suçlarında çocuk istismara uğradığını travma etkisiyle geç beyan etmiş olsa da beyan somut delil olarak kabul edilip tutuklama kararı verilebilmelidir. Beyan delilleri sanığın, şüphelinin, tanığın, katılanın, mağdur ve diğerlerinin maddi vakaya ilişkin beyanlarından meydana gelir. Bu beyanlar soruşturma aşamasında yapılmış olabileceği gibi kovuşturma aşamasında hatta soruşturma öncesinde dahi yapılmış
olabilir. Değerli basın mensupları, üstelik bu yasal düzenleme öyle bir ortamda çıkıyor ki mahkemelerin çocukları koruma konusunda çok istekli davranmadıkları, en son 6 ve 9 yaşındaki iki çocuğumuza dikkat edin, annelerin, üvey babaları, anneanne ve dayıları tarafından yapılan istismar adli tıp raporuna ve çocukların çizdikleri resimlere ve diğer delillere rağmen tutuksuz yargılama kararı verilmiş olması büyük endişe uyandırmaktadır. Sonuç olarak çocuklarımızın her türlü şiddetten korunması için daha etkili düzenlemeler yapılması gerekirken çocukları savunmasız hale getirme doğrultusunda atılacak her adıma biz genel kurulda bu yasa düzenlemesi görüşürken şiddetle karşı çıkmaya ve konuyu Türk toplumunun gündeminde tutmaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, bugün üzerinde durmak istediğim ikinci konu Kanal İstanbul olacak. AK Parti tarafından kötü yönetilen Türk ekonomisi tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birisinden geçiyor. Ekonomik krizi aşma umudunu yitirmiş olan onlarca insanımız intihar etti, etmeye devam ediyor. Durum bu kadar vahimken saray rejiminin lükse, israfa yönelik harcamaları devam ediyor. Altını çizerek söylüyorum. Değerli ekonomistlerin Türk ekonomisinin tabuna çakılacak son çivi olarak nitelendirildikleri Kanal İstanbul adlı proje bir intihar projesidir. Ve dün sözde başlamıştır. Sözde başlamıştır diyorum çünkü yapımı başlayan köprü esasen bir otoyolun parçası niteliğindedir. Temeli atılan köprünün aslında sahte bir temel atma olduğu töreni, sahte bir temel atma töreni olduğu dün ortaya çıkmıştır. Projesi 2007'de imar planına konulmuş bu köprü Kuzey Marmara Otoyolu'nun son bağlantısıdır. Üstelik yıllık geçiş garantisi 100 milyon liradır. 19 yılda işletme hakkı verilmiştir. Yapılan Kanal İstanbul'un çakma temel atma törenidir. Önemli olan husus temel atma töreni sırasında Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşmada vurguladığı, altını çizdiği bir noktadır. Sayın basın mensupları, Erdoğan AKP iktidarı sonrasında gelen iktidarların projeyi durduramayacağını, durdursa dahi uluslararası tahkime gidecek yabancı firmalara ödeme yapmak zorunda ülkemizin kalacağını söyleyerek söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla alırlar şeklinde bir ifade kullanmıştır. Erdoğan'ın bu açıklamasını dinleyince doğrusu bizler, ben ve Sayın Vekilim İsmail Goncuk şüpheye düştük. Erdoğan kimin tarafında? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarafında mı yoksa yabancı bankaların, kredi kuruluşların tarafını mı tutuyor? Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti'nin borçlarını 1950'li senelere kadar ödemeye devam etmiş ve tamamını bitirmiş devlet haysiyeti yüksek bir devlettir. Değerli basın mensupları, elbette Erdoğan'ın bir başka konuşmasında ifade ettiğinin tersine Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderiyle AKP'nin kaderi Allah'a şükürler olsun ki birleşmemiştir. AKP bir lider partisi olarak bugün vardır, yarın yoktur. Diğer bir ifadeyle altını çizerek söyleyelim. Erdoğan'dan sonra AK Parti diye bir parti yoktur. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi ilelebet payidar kalacaktır. Osmanlı'nın borcunu ödeyen Türkiye Cumhuriyeti, Türk halkı devlette devamlılık esasında AKP döneminden kalan borçları, hatalı yatırımların bedelini ne yazık ki ödeyecektir. Türkiye büyük ve kullanılmayan zenginlikleri olan harika bir ülkedir.
ve Türk halkı dünyanın en çalışkan halklarından birisidir. Yeter ki soyulmasın, yeter ki uyutulmasın. Ancak bu noktada bütün yatırımcılara seslenmek istiyorum. Bütün yatırımcılar iç ve dış bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkı bilinçli olarak Türk milletinin ve devletinin aleyhine şekillendirilen anlaşmalar üzerinde değişiklik hakkına uluslararası hukuk çerçevesinde sahiptir ve sahip olmaya devam edecektir. Hiçbir yerli ve yabancı kuruluşun Türk halkının cebinden söke söke haksız yere para almasına izin vermeyiz. Türk milleti çaresiz, Türk devleti de etkisiz değildir. Kimsenin Türkiye'den söke söke bir kuruş alamayacağının altını çizelim. Bakın, Libelenko davası diye bir dava var. Bu dava Türkiye'den kimsenin öyle kolay kolay para sökemeyeceğinin açık kanıtıdır. Türkiye Cumhuriyeti ÇAŞ ve KEPES'e el koyduğunda Kıbrıs Rum kesiminde yerleşik Libelenko şirketi tahkime gitmiştir. Türkiye önce 23,5 milyar dolarlık Paris'te tahkim, daha sonra Dünya Bankası'nın nezdinde yatırım tahkimiyle karşı karşıya gelmiştir ve ülkemiz bu davaları söke söke kazanmıştır. Değerli basın mensupları, partileşme sürecinde olan Ayyıldız Hareketi'nin itirazı kamu menfaati olmaksızın rant amacıyla yapılan projelere karşı çıkmaktır. Örnek vermek gerekirse Osman Gazi Köprüsü bir ihtiyaçtır ancak çok pahalıya ihale edilmiştir. Türk halkı fakirleşmiştir. Üstelik Osman Gazi Köprüsü daha araç geçiş garantisini tutturamadan bir de geçiş garantili Çanakkale Köprüsü ihale edildi. Adeta birileri yangından mal kaçırıyorlar. Bunun hesabını soracağız. İki, biz Ayyıldız Hareketi olarak tüm projeleri kamu menfaat açısından incelemeye alacağız. Ve özellikle rant amacıyla yapılan projelere kamulaştırma kararı dahil gerekli tüm tedbirleri uygulayacağız. Bakın altını çizerek söylüyorum. Hani birileri diyor ya, siz bu işlerden anlamazsınız. Söke söke alırlar. Hiç de öyle değil. Biz bu işlerden sizin anladığınızdan daha iyi anlıyoruz. Üç, kamu özel işbirliği projeleri, bu eski adıyla yap işlet devret projeleri AK Parti döneminde tam bir yap soy devret projelerine dönüşmüştür. Kamu özel işbirliğiyle yapılan tüm projelerin sözleşmelerini yeniden müzakereye açacağız. Birinci adım olarak kesinlikle yanlış bir model olan araç geçiş garantilerine son vererek başka bir model üzerinde uzlaşı arayacağız ve ikinci adım olarak 4749 sayılı kanunun 2013 yılında aceleye getiren 8A maddesiyle uygulanan hazine borç üstlenimi modeline derhal son vereceğiz. 4. Türk devleti düğün umumiye döneminde dahi her daim borcuna sadık olduğu için yeniden müzakere edilen proje modeli işine gelmeyen yabancı yatırımcıya parası hazine tarafından ödenerek kendilerine teşekkür edeceğiz ve evlerine yolcu edeceğiz. 5. Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerine uygun olarak sözleşme serbestliği çerçevesinde yeniden gözden geçirilen projeler devletimize beklemediği hiçbir olumsuz hukuki sonuç doğuramayacaktır. Özetle, kimse Türk devletini ve Türk milletini yabancı sermayenin sopasıyla tehdit edemez arkadaşlar. Aziz Türk milletinin içi rahat olsun, soydurmayacağız. Ha, söke söke almaktan açılmış iken Erdoğan'a önerimiz şu: F-35'ler için yaptığınız parayı ABD'den söke söke alın da görelim. Fakat Erdoğan'ın ne yazık ki ABD'den değil F-35 parasını geri almak, ölmedikçe vermeyeceğim dediği Rahip Branson'u geri verdiği düşününce Rusya'dan 2,5 milyar dolar ödeyerek aldığımız S-400'leri bile kullanmaya
cesaret edemeyeceğini anlıyoruz. Ay Yıldız Hareketi olarak önümüzdeki süreçte bu S-400 meselesi üzerinde durmaya devam edeceğiz. Şimdiden soralım. Ne oldu S-400'ler? 2,5 milyar dolar ödedik. Hala bunlar aktivite faaliyete geçirilmedi. Yoksa üzerlerine tül örtü mü örüyorsunuz? Eskiden televizyonların üzerine kullanılmadığı zaman örtüler ve o şekilde mi hangara kaldıracaksınız? Değerli basın mensupları, dün Şanlıurfa'ya ziyaret düzenleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Şanlıurfa ve bölgeden bahsederken buranın Mezopotamya adıyla hafızalara kazınmasını istiyoruz demiş. Bunlar garip adamlar ya. Yani şunu bilmiyor musun sen Sayın Varank? Urfa halkı burası Mezopotamya değil Türkiye diyerek şanlı bir destan yazdı. Antep Mezopotamya olmamak için gazi oldu. Maraş Mezopotamya olmamak için kahramanca savaştı. Özetle Varank'ın işi ikinci açılım mesajları veren mesajlar vermek ve Türkiye coğrafyasının üzerinde yeni çizimler yapmak değil, çok anlamadığı sanayi ve teknoloji konularında ek ders alarak hiç olmasa yapmaya çalıştığı işi daha iyi yapmak için bilgi sahibi olmak olmalıdır. Değerli basın mensupları, mevcut anayasa mahkemesini anlamanın da mümkün olmadığını düşünüyoruz. Türkiye'de otoriter bir rejimin kurulmasını KHK'lara karşı çıkmayarak kabul ettiler. Sonra devamında bu otoriter rejimin devamını sağlamak için 84 milyon vatandaşın kişisel verilerinin AK Parti Propaganda Başkanlığı olan Cumhurbaşkanlığı Stratejik İletişim Dairesi'nde kullanımını açtılar. Ama şimdi 65 yaşı üstündeki emekli öğretmen 30 saat çalışıp ders verip evine birazcık daha katkıda bulunmak istediğinde vay sen 2340 lirayı kazandıysan bu 30 saat dersi verip emekli maaşını alamazsın diyorlar. Anayasa Mahkemesi'ni Türk milletine şikayet ediyorum. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş, altı maaş alan saraylılar varken evini geçindirmek için 65 yaşından sonra haftada 30 saat ders vermek zorunda kalan bir emekli öğretmenin maaşına neden el uzatıyorsunuz? Değerli basın mensupları, Türk milleti bütün bu olumsuzluklara rağmen ümidini yitirmeyecek. Son 5000 senede ne büyük badireler anlattık ve bugünlere geldik. Bugünleri de aşaracağız ve güzel günleri hep birlikte inşa edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.